Bir Hak geçtiğimiz haftalarda hayli yoğun çalıştı ve yapması gereken daha çok iş var. Kendisi Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşıyor. Afiş yapıştırma işi yapıyor. Ülke sene başından bu yana sonu gelmeyen bir cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasının girdabına girmiş durumda. Avusturyalılar iddialı adayları eledi. Bunu sosyal demokratlar ya da muhafazakarlar yapmadı. Halk Yeşiller Partisi'nin adayıyla aşırı sağcı FPÖ'nün adayı Norbert Hofer arasında seçim yaptı. Teknik hatalar seçimin iptal olmasına neden oldu. Avusturya'da halk kutuplaştı. Aralık ayında tekrarlanacak seçimlerde karşımıza ikiye bölünmüş bir toplum çıkacak. Yani seçmenin yarısı aşırı sağcı adaya oy verecek ki bu da siyasi deprem anlamına geliyor. Avusturya'nın her tarafı Hofer'in posterleriyle dolu. Peki FPÖ neden bu kadar popüler oldu? Buna yanıt arayacağız. İlk randevumuz tarihi Prater Park'ında Wenner Oti ile. Kendisi sadece bira çadırlarında çalan Oti Orkestra grubunun üyesi değil. Aynı zamanda son 20 yıldır aşırı sağcı FPÖ partisinin düzenlediği organizasyonlarda da sahne alan bir isim. Wenner Oti ayrıca FPÖ'nün parti şarkısını yazan kişi. Şarkının sözlerinde gurur gözyaşları ve ana vatan Avusturya'yı sevmekten utanma gibi ifadeler var. Bize FPÖ'nün nasıl yükselişe geçtiğini anlatmadan önce şarkısını okudu. Say it is a slit, all between and in my sight. Es sang Tränen voller Stolz und ich schäme mich ihrer nicht. Und so geht's dann weiter. FPÖ'nün başarılı olmasının en önemli sebeplerinden biri göçmen sorunu. Çünkü annemi düşünüyorum da 15 çocuk dünyaya getirmiş. Şu anda en düşük emekli maaşı olan 450 euro para alıyor. Ama diğer yandan ülkeye gelen göçmenler sosyal hizmetlere hiç para ödemiyor. Hayatı tehlikede olan veya korunmaya muhtaç iltica talebinde bulunanlardan bahsetmiyorum. Elbette yardımcı olmalıyız. Bu bizim görevimiz. Ancak ekmek kuyruğunda beklemenin de ötesinde yaşayan Avusturyalılar sosyal hizmetlerin neden göçmenlere tahsis edildiğini anlamıyor. Daha önce böyle toplu göç meselesiyle karşılaşmamıştık. Mutlu bir şekilde yaşıyorduk ama bir anda her şey değişmeye başladı. Geçtiğimiz yıl günde ortalama 10 bin göçmen Avusturya'ya giriş yaptı. Bu da siyasi tabloyu değiştirdi. FPÖ'nün göçmen karşıtı söylemleri ana akım partiler tarafından da kullanılmaya başlandı. Dilerseniz Avusturya'nın en büyük gazetelerinden Der Standard'ın genel yayın yönetmeniyle konuşup FPÖ'nün seçmen kitlesinin kimlerden oluştuğunu ve arkalarında ne kadar destek bulunduğunu soralım. FPÖ genelde gençler tarafından destekleniyor. Bunu bir fenomen olarak gözlemleyebilirsiniz. Aynı zamanda ileri yaştakiler de. Onları buna itense her şeyi kaybetmekten korkuyor olmaları. Bu korku genellikle daha az eğitimli ya da düşük seviyede eğitimi bulunanları ilgilendiriyor. Değişimden korkanlar, küreselleşmeden korkanlar, mültecilerden korkanlar ve sığınmacıların ülkemize göç etmesinden korkanlar. Wenner Oti ve orkestradaki diğer kardeşlere FPÖ destekçisi kalabalığı coşturuyor. 22 yaşındaki Gudrun ve 18 yaşındaki Melane FPÖ'nün gençlik kolları üyesi. Gudrun üniversitede öğrenci ve Melane liseden henüz yeni mezun oldu. Kendilerini partinin taşradaki faaliyetlerine adamış durumdalar. Sıkıntılı mahallelerde kapı kapı dolaşarak Eurofobi ile ilgili ön yargılarını paylaşıyor ve endişelerini dile getiriyorlar. Bana göre Avrupa Birliği olması gerektiğinden öte bir diktatörlük. Avrupa Birliği diğer ülkelere neler yapması gerektiğini dikte ediyor. Hatta bu emirleri değiştirme şansı bile tanımıyor. Bence böyle olmaz. Bunun da ötesinde geçtiğimiz yıllarda iltica meselesi FPÖ için önemli bir konu oldu. Bizim partimiz bu meseleleri doğrudan konuşuyor. Avrupa genelindeki diğer aşırı sağcı partiler iktidara gelmek için FPÖ'nün stratejisini kendilerine model olarak alıyor. Yani ana akım medyayı taraf olarak tanımlıyorlar. Göçmenler sosyal refah sistemini tahrip edecek ve bölge halkını iş piyasasından silecek. FPÖ tüm bunları referandumla değiştirmeli diyor. Peki demokrasiye tehdit mi? En azından demokrasi için tehlike arz ediyor. Parti lideri Heinz Christian Strache'nin bazı söylemleri var. Öksit referandumu diyor. Yani Avusturya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması için halk oylaması çağrısı. Doğru mu yanlış mı? İlk ağızdan partinin genel başkanı Strache'den teyit alalım. Karizmatik bir lider. Kimileri ona kaptan diyor. Bir seçim konuşmasına geldiği sırada kendisine ulaşma şansı yakaladık. Eğer Hofer cumhurbaşkanı olabilirse erken seçim gündeme gelecek. Strache de şansölye olmak istiyor.
Avusturya Avrupa Birliği'nden ayrılmalı mı? Hayır, hayır. Meseleyi şu şekilde anlatayım. Biz Avrupa dostu bir partiyiz. Avrupa'nın göbeğinde yaşıyoruz. Bence Juncker ve Schulz emekli edilmeli. Brexit'ten onlar sorumlu. Eğer Avrupa projesinin bir geleceğinin olmasını istiyorsanız Avrupa Ulus Devletler fikrinde diretmelisiniz. Avrupa Birliği ekonomik işbirliğine indirgenmeli ancak her şeyin ötesinde Avrupa Yahudi ve Hristiyan değerlere uyarak yaşamalı. Bu değerler korunmalı ve gelecek nesiller için güvence altına alınmalı. FPÖ, Avrupa Birliği üyesi diğer ülkelerin borçlarının devralınmasına karşı çıkıyor ve önce Avusturya sloganını kullanıyor. Cumhurbaşkanı adayından bir kez daha teyit alalım. Hofer, Avusturya Avrupa Birliği'nden ayrılmak için Brexit senaryosunu tekrarlamalı mı? Exit sizin için bir seçenek mi? Ben Avusturya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını hata olarak kabul ederim. Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa'nın merkezinde yer alan Avusturya, Avrupa Birliği'nin gelişiminde önemli yönde katkı sağlayacaktır. Bence kontrolsüz göç kabul edilemez. Göçle ilgili olarak da sosyal hizmetlerde değişikliğe gidilmeli ve göçmenler geldikleri ilk günden itibaren sosyal imkanlardan faydalanma imkanına sahip olmamalı. Sosyal refah imkanlarından faydalanmak için önce çalışmalılar. Böylece yanlış özentiler bertaraf edilmiş olur. İptal edilen son seçimde Yeşiller Partisi'nin adayı %50.3, Hofer ise %49.7 oranında oy almıştı. Seçimin tekrarı önce Ekim ayına, sonra da aralığa ertelendi. FPÖ'nün iktidara gelmesinin Avrupa için ne gibi sonuçları olur? Avusturya demokrasisine nasıl etki eder? Raflardaki dosyalar biraz bilimsel gizli servisi andırıyor. Bernard Weidinger, Avusturya'nın aşırı sağını takip ediyor ve kimlerin kimlerle görüştüğünü not alıyor. İlkesel olarak parti lideri Strache aşırı sağcı ama parti yönetenlerin tamamı Avrupa'daki diğer aşırı sağcılarla yakın ilişki içinde ve neonazilere çok yakınlar. Parti tüzüğü de aşırı sağ. Biz FPÖ'yü son derece aşırı sağcı parti olarak değerlendiriyoruz. FPÖ'nün diğer uluslararası aşırı sağ partiler ve gruplarla ilişkisinin bulunmasının da nedenleri var. Bazı FPÖ yöneticileri aşırı sağ grupların organize ettiği toplantılarda sıklıkla boy gösteriyor. Ayrıca Avusturya'daki tüm sorunların nedenini yabancılara, göçmenlere bağlıyorlar. Hofer kazanabilecek mi? Avrupa Birliği'nde aşırı sağcı bir cumhurbaşkanı ilk olacak ve böylece Avusturya, Avrupa'da yeni bir çığır açacak mı? Tüm bunlar Aralık ayında yapılacak seçimde Avusturyalıların karar vereceği bir durum. Euronews gelişmeleri takip edecek.